Zaten 51.49 öncelikle ASOS'a, sonra ülkeye, sonra da vatana, millete, en sonra da bizim kesemize hayırlı uğurlu olsun. Geriye bir tek müşteri kaldı. O da olur, o da olur inşallah. İsmi de çok fiyakalı oldu Kudret abi. Baksana, ortakların hissesi tabeladan anlaşılıyor. %51 ben, %49 sen. Ooo Kadir'im, selamun aleyküm. Aleyküm selam. Bakıyorum da otel işine girmişsin yine. Deli Muzo, ne haber geçen seneden beri, ne var ne yok? Sahne. Sen kimsin ki benim özel hayatıma karışıyorsun be? Kendisi bizzat şahsen buranın delisidir ama zararsızdır baba. Belli canım. Akıllı olsa senin ne işi olur? Rafi, bu valizleri yukarıya çıkar, Müjgan Hanım'ın valizlerini aşağı indir. Tamam bari yeter. Hayır Rafi, o büyük odada Sinan'la ben kalacağız. Sen onları başka odaya götür. Aa. Niçin siz büyük odada kalıyormuşsunuz? Bana açıklar mısınız lütfen? Otelin en büyük ortağı %51 ile biz olduğumuza göre en büyük odada kalmak bizim hakkımız. Aman efendim, aman efendim, işte ilk tarihli müşterilerimiz. Efendim otel 51.49'a hoş geldiniz, sefa geldiniz, şeref verdiniz. Buyurun efendim, baba tutar mısın? Buyurun efendim, buyurun böyle geçin. Buyurun kızlar. İlk müşterilerimiz hayırlı olsun Kudret abi. Hayırlı olsun bakalım. Kurede kaybeden bence kazanmış olur. Bu odada büyük ama sabahtan akşama kadar güneş giriyor. Sıcaktan uyuyamazsınız. Uyuyamaz mıyız? Tamam canım, Müjgan Hanımlar kalsın o büyük odada. Bir oda için birbirimizi kırmayalım. Aslında düşündüm de bu büyük odada siz kalabilirsiniz. Sinan'la ben nasılsa her yere sığarız. Ama siz... Sen bu müesseseyi batıracak mısın Çaça? Bu kadar bira doldurulur mu? Nerede bunun dudak payı? Ya dudak payı var ya işte Kadir abi, bu kadar yeter. Hayır efendim, yetmez. Yetmez. Düşün ki Rafi gibi bir müşteri geldi. Bir dudağı yerde, bir dudağı gökte. Nereye sokacak dudağını? Söyle bakayım. Bundan böyle bardaklarda dudak payı bırakılmayacak Rafi. Otelin büyük ortağı ve genel müdürü olarak emrediyorum. Genel müdür mü? Bu otelin bir tek genel müdürü var Çaça arkadaş. O da benim. Emirlerimin harfi harfine yerine getirilmesini istiyorum. Peki Kadir abi, sen genel müdürsen. Sinan abi neci? Sinan abi, o otelin genel müdür muhabiri. Etrafta resmen incin top oynuyor. Buraya kafa dinlemeye geldik Ekrem. Bol bol kitap okuyacağız. O zaman kütüphaneye gitseydik Oya. Buraya niye bu kadar para ödüyoruz ki? İçinde plajı da olan bir kütüphane bulabilirseniz gidin tabii. Evet. Kadir'e oy verenler elini kaldırsın. Ben. Bir oy. Bana oy verenler elini kaldırsın. Ben. Bir, iki, üç, dört, beş. Altı. Altı. Altıya karşı bir oyla kaybettin Kadir. Kabul etmiyorum. Hiç de demokratik bir oylama olmadı bu ya. Niyeymiş o? Seçimden önce propaganda süreci olmalıydı. Bana bir hafta süre verin baba. Ne zaman istersen Kadir. Ben oylamadan kaçmam. Baksana nasıl bakıyorlar. Anlaşılan düşündüğümüz kadar sıkılmayacağız burada. Kesinlikle. Rafi. Kızlar bizi kesiyor oğlum. Ya kesiyorlar ama başlarındaki ihtiyar kadın var ya. Hiç göz açtırmıyor. Başımıza bela olacak bu kadın. Pardon, bakar mısınız? Biz zaten iki satan beri bakıyorduk efendim. Ya buyurun efendim, ne arzu ederdiniz? Evladım, bana bakacaksınız, kızlara değil. Siz de kikir demeyin. Kikir demeyin dedim. Etrafta bir sürü roman konusu elini kolunu sallayarak dolaşıyor. Sen hala roman konusu arıyorsun. Hani, nerede? Al işte. Bir tanesi orada. Kendi kendine kağıt oynuyor adam. Enteresan. Vallahi bu hiç fena bir konu değil yani. Fena olur mu entel bacanak? Cillop gibi konu. Vallahi vaktim olsa oturur ben yazarım. Ama vaktim yok.
Hadi kolay gelsin. İki saattir bir tane balık tutamadım. Ama kabahat bende. Ben de ki sana inandım geldim. Neymiş burada balık çok olurmuş. Çevre kirlendi Kudret. Haliyle balıklar da azaldı. Bunda benim ne kabahatim var? Kes. Balıkları ürküteceksin sus. Vurdu galiba bir tane. Çek hadi. Ağır bir şeye benziyor bu. İnşallah. Demek anlaşılan akşama ziyafet var. Gülme Bahriye. Gülme. Seni denize dökerim. Sinan abi işi bilmiyor. Olaya popülist şekilde yaklaşıp otel fiyatlarını indirdi. Halbuki ben tam tersi fiyatları yükseltip aynı kârı elde edecektim. Sonra ne olacaktı? Sizlere birer arkadaş kontenjanı ayıracaktım. Siz de arkadaşlarınızı davet edecektiniz. İstediğiniz gibi ağırlayacaktı. Bunu gerçekten yapabilir misin oğlum? Elbette yapardım. Ama dikkat ettiyseniz yapardım dedim. Eğer beni genel müdür seçseydiniz yapardım. Ama siz ne yaptınız? Oyunuzu götürüp Sinan abiye verdiniz. Tekrar seçim olacak diyordun ya Kadir. Bu sefer oyumuzu sana veririz. Tabii veririz şekerim. Oteli zarara sokmadan dostlarımızı çağırıp ağırlayabileceksek oyun senindir Kadir. Benim de. Aysel Hanım'ın yeğenlerine sarktığınızı bilmediğimi mi sanıyorsunuz? Sandık başında beni satarsanız ikinizi de dammazlarım. Bak bunu yapar işte. O paranoyak kadın kızları alıp hemen buradan gider, siz de avucunuzu yalarsınız. İki gündür peşimde ajanlığa dolaşıyor. Ne ajanı be? Şu adamı görüyor musun? Kulağımı kaşısam not alıyor. Genç adam serçe parmağını kulağına götürüp kaşırken... Evet arkadaşlar, şimdi oylamaya geçiyoruz. Kadir'e oy verenler. Bana oy verenler. Bir, iki, üç, dört, beş. 5-0. Yine ben kazandım. Durun. 6. Sus şebele. Bari bunu sen yapmayacaktın Hulya. Genel müdür olarak alacağım maaşı bir düşünsene. Ben Sinan abiyle konuştum Kadir. Maaşında hiçbir değişiklik olmayacakmış ki. Anne, Müjgan Hanım. Sizinle konuşmadık mıydı? Arkadaşlarınızı nerede ağırlayacaksınız peki? Biz Sinan Bey'le konuştuk oğlum. Misafirlerimiz için her zaman bir oda hazır bulunduracak. Herhalde yani. Ya siz dandik personel, sarktığınız manitaların teyzesi durumu öğrendiğinde başınıza ne gelecek hiç düşündünüz mü? Ya kızların teyzesi öğrenmiş zaten abicim. Seni söylemene gerek yok ki. Görüyorsun işte Kadir. Sen seçim propagandası yaparken biz de boş durmadık. Durun bakalım Sinan abi. Daha her şey bitmedi. Sinan abi, baba benimle biraz gelir misiniz? He? Be subhanallah. Ne var ya? Ne istiyorsan gel. Gel baba, gel Sinan abi. Şöyle geçelim. Ya oğlum ne istiyorsun sen ya? Anlatacağım baba. Sinan abi, bu benim elimdeki son koz. Bunu kullanmak istemezdim ama zorla kullandırdınız. Ya beni tam teşekküllü bir genel müdür yaparsınız... ...ya da bu resmi Müjgan Hanım'a açıklamak zorunda kalırsınız. Ne oldu ayol, ne fısıldaştınız öyle? Arkadaşlar, öncelikle hepinize beni seçmiş olduğunuz için teşekkür ederim. Ama sağlık durumum nedeniyle bu aktif görevi Kadir'e devretmek zorunda olduğumu bilmenizi isterim. Abla ne diyor bu ya? Ne var senin sağlık durumunda ayol? Kendisi şu andan itibaren Otel 5149'un... ...tam yetkili genel müdürüdür. Genel müdür oldum diye fazla sevinme Kadir. Gözümüz her an senin üstünde. Cumhurbaşkanı gibi veto etme hakkına sahibiz. Lan Kadir'im,
Seçim yapıldı mı yoksa? Ben de uygulanacaktım hani. Ne seçimi? Ne oyu? Bitti bitti. Şu anda koskoca bir genel müdürle konuşuyorsun. Topla tumanını psikopat. Genel er. Dedim bilerek. Kadir'im benim. Kadir'im. Kadir. Kadir'im. Kadir'im. İşler iyi gitmiyor Kadir. Hiç iyi gitmiyor. Tam yetkili genel müdür dediğin yaptık. Ama işler böyle giderse sezon sonu zararla kapatırız. Bütün yatakları doldurdum baba. Daha ne yapayım? Minibüsçüler gibi ayakta yolcu mu alayım? Yatakları doldurdun emme. Müşteriye para harcatmazsan olmaz ki Kadir'im. Bak deli meli ama kafası senden iyi çalışıyor. Müzo haklı Kadir. Müşterinin oda ücreti dışında da harcama yapması lazım. Yemesi içmesi lazım. Bence ne ederseniz edin para kazanamazsınız. Sezonu zarar etmeden kapatırsanız oturun da kendinizi şanslı sayın. Pişti. Manyak manyak konuşma Muzo. Ne zarar etmesi? Birkaç güne kalmaz para basarız burada para. Para mı basacaksınız? Tabii. Kalpazanlık yapacaksınız yani. Bak öyle olur. Yoksa bu otelden kazandığınız parayla zengin mengin olamazsınız. Adama kafası çalışıyor dedik. Bu da iyice manyak çıktı. %51 ile ortaksınız diye otelin sahibi mi sanıyorsunuz kendinizi Müjgan Hanım? Ama biz büyük ortağız Bahriye Hanımcığım. Ay inanmıyorum size ya. Geldiğinizden beri oda kavgası yapıyorsunuz. Onu annene sor Hülya. Ben kimseyle oda kavgası falan yapmıyorum. Yapmazsınız tabii. Otelin en serin odasına kondunuz. Bir de kavga mı edecektiniz? Sen hiç merak etme Selen abi. Ben müşteriye para harcatmasını bilirim. Yani hallederim. Disko, misko artık Allah ne verdiyse her türlü atraksiyonu denerim. Disko, misko olayına girerseniz müşterileri hepten kaçırırsınız vallahi Kadir'im. Gene bu deli bir şeyi mutlayacak ama dur bakalım. Ne söyleyeceksin söyle bakayım. İnsanlar buraya sessizliğe geliyorlar. %49 emmi. Disko yaparsanız hiç gelmezler vallahi. Sen ona bakma baba. Adı üstünde işte deli. Psikopat, psikopat. Adam deli olabilir ama gayet oturaklı laflar ediyor. Dimyat'a pirince giderken evdeki bulgurdan olmayalım. Ne yapacağız peki? Vallahi ben olsam hiç kafaya takmazdım. Olur ya. Zaten 3 günlük dünya. Bugün de gitti. Kaldı 2 gün. Pişti. Allah. Ben sizin oda sorunuza çözüm buldum. Benim odayla ilgili bir sorunum yok Hülya. Neymiş bulduğun çözüm? Burada kaldığımız sürenin %51'inde Müjgan ablalar kalır serin odada. %49'unda da annemle baba. Ben kabul ediyorum. Böylece kimseye hak geçmez. Ben kabul etmiyorum. Biz %51'le en büyük ortağız. Ben hangi odada istersem orada kalırım. Ya şu Aysel teyzeden kurtulmamız lazım Çaça. Güya kız arkadaşlarımız var. Bir gün bile çıkmadık be. Haklısın Rafi. Bu Aysel teyze başlarında olduğu sürece böyle platonik takılacağız kardeşim. Başka çaresi yok. Başımızda teyzem olduğu sürece biz kimseyle çıkamayız kızım. Dwight annem gelmedi. O teyzemden beterdir. Şimdi ne yapıyorlardır dersin? Kim? Bizimkiler canım. Benim Rafi ile senin Çağatay. Oo, bakıyorum da sen bayağı bir hoşlandın bu Rafi'den. He? Hoşlanmak da ne kelime Çaça. Aşık oldum aşık. O kadar da kendini kaptırma Rafi. Aysel teyze başlarında olduğu sürece işimiz çok zor oğlum çok. Aşarız Çaça aşarız. Aşk engeli tanamaz. Ya şu anda ne yapıyorlar acaba? Ne yapacaklar ki? Canlarım benim. Eminim şu an ikisi de Aysel teyzeden fırça yiyordur. Hallerine bak. Anlıyor musun? Neredesiniz siz ha? Neredesiniz? 2 saattir sizleri arıyorum. Güneşleniyoruz teyze. Kızım insanın aklına 1000 türlü şey geliyor. Acaba sapığın biri peşlerine mi takıldı? Serserinin biri rahatsız mı ediyor? Yani çıldırıyorum.
Gördüğün gibi etrafta bir tane bile insan yok Aysel teyze. Başımıza ne gelebilir ki? Daha kötü ya kızım. Şimdi serserinin birisi sarkıntılı gelse, yani şu anda sizi kurtaracak bir tane insan evladı yok. Hadi toparlanın. Hadi toparlanın, odamıza gidiyoruz. Ne pes yani Aysel teyze ya. Hadi. Çabuk. Rafi, oğlum nerede bu müşteriler? Herkes odasında Kadir abi. Kimse dışarıya çıkmak istemiyor ki. Ne demek çıkmak istemiyorlar ya? Bunların hiç içki içesi de mi gelmiyor? Bunların cebinde akrep mi var? Böyle giderse bu müessese batar. Buyur Kadir abi. Herkes odasında kitap okuyor Kadir abi. Şu entel oya var ya, bizim Tankut abinin dişisi. Herkese kitap sevgisi aşılamış abi. Kitap sevgisi mi aşılamış? Evet. Vay vatan haini vay. Hayatım, gidip şuradan bir şeyler istek. Dilim damağım kurudu. Kitap okumamak için bahane arıyorsun Ekrem. Lütfen otur ve kitabını bitir. Ya oku nereye kadar? Bu işin sonu yok ki. Okumanın, öğrenmenin sonu yoktur Ekrem. İnsan okudukça ne kadar çok şey bilmediğinin farkına varır. Ya ben de onu diyorum işte. Boşuna niye uğraşıyoruz ki? Bu işin sonu yok. Oku diyorum. Kardeşim, kütüphane mi burası? Bunlar buraya kitap okumaya mı geldiler, para harcamaya mı geldiler? Çalıştırın şu taksileri biraz. Veli nimetlerimizi odalarından çıkartmanın bir yolunu bulmalıyız. Kadir abi, burada bir animasyon falan yapsak abi. Ben çıkıp stand-up falan yapsam, millet gülmekten öldürürüm. Öldürme Rafi, öldürme. Müşteriler bana sağ olarak lazım. Hem sen Cem Kara Yılmaz mısın? Millet senin stand-up yaptığını duyarsa, odasından çıkacağı varsa da çıkmaz. Peki dansöz falan getirsek? Masraf çıkarma benim başıma Rafi, masraf falan çıkarma. Başka bir şey bulmamız lazım ama ne Kadir abi? Lavabali olma be, lavabali olma. Size ne gerek var? Ben buldum bile. Hem de sıfır maliyetine. Bravo. Koskoca mekan bomboş. Niye çıkıp bu müşteriler bir şeyler içmiyorlar anlamıyorum ya. Acaba servisten falan mı memnun değiller? Bir şeyden memnun olmadıkları kesin. Bunu anlamanın bir tek yolu var. Müşterilerle ilişki kuracağız. Memnun olmadıkları şeyleri bizzat kendilerinden öğreneceğiz. Aman beni karıştırma Sinan. Sinirli adamım. Müşteri falan tanımam döverim. Bunun için bize bir halkla ilişkiler müdürü gerekli. Al bir masraf da. Ne masrafı Kudret abi? Elimizde hiçbir iş yapmadan oturan bir sürü insan var. Al işte mesela şu gelenler. Merhabalar. Merhaba hanımlar. Merhaba. Çayı yeni demedim, içer misiniz? Aa, çok iyi olur, içeriz. Merhabayın Çeçe. Merhabayın Kadir'im. Merhabayın Karaman. Merhabayın Deli Muzu. Merhabayın. Bak Muzu, kupa dörtlü, sabah. Bırakın şimdi, toplantımıza dönelim. Arkadaşlar, madem ki veli nimetlerimizi odalarından çıkarmayan şey kitaptır, o zaman biz bu kitaplara el koyacağız. Çaça, Rafi, odalara gizlice girip kitapları toplayacağız. Öylece herkes sıkıntıdan patlayıp odalarından çıkacaklar. Sadece odalarından çıkmakla kalmayacaklar benim orta şekerli Türk kahve. Aynı zamanda sıkıntıdan kendilerini yemeye içmeye verecekler. Bence çok iyi fikir Kadir abi. Lan bari olma, gevşeme. Lan Kadir'im, bu milleti cehalete mahkum edemezsin. Bırak da rahat rahat okusunlar kitaplarını. Deli deli konuşma, psikopat Muzu. Ben insanların kitap okumasına karşı değilim. Ama ne okuyacaklarsa gidip evlerinde okusunlar. Kardeşim burası tatil yeri. Burada para harcamaları gerekiyor. Bir aşağı Saksonya atasözü ne der bilir misin? Ne bilen ben? Müşterinin hası evinde okur kitabı. Sıra tatile gelince cebinde kalmamalı parası. Yemin ediyorum abicim, bu aşağı Saksonyalılar bu işi biliyorlar. Herhalde. Personel, şimdi operasyona başlıyoruz. Etrafta ne kadar kitap var, hepsini toplayıp getiriyorsunuz. Ama sakın yakalanmayın, adınız hırsıza çıkar ona göre. Tamam. Hadi bakalım. Muzo, gel lan. Bu iş çok önemli hanımlar. Halkla ilişkiler müdürü demek, bir müessesenin kalbi demektir.
Müşteri neden memnun, neden memnun değil, bunları bilmek halkla ilişkiler müdürünün görevidir. Sen hiç merak etme Sinan, ben her şeyin üstesinden gelirim ayol. Aa, neden siz müdür oluyormuşsunuz ki? Ne yani, siz mi olacaksınız? Neden olmasın? Çaylar geldi. Teşekkürler Hülya'cığım. Afiyet olsun. Sağ ol kızım. Sinan'ın dediğini duydun bari. Halkla ilişkiler müdürü bir işletmenin kalbidir, midesi değil dedi. İlla müdür olmak istiyorsan mutfağa gir. Domatesle, patatesle, fasulyeyle ilgilen. Yani fasulyeden müdür. Manyak manyak konuşma Muzo. Ben sandığının tam tersine çok demokratik bir insanım. Kimsenin okumasına yazmasına karışmam. O zaman niye toplatıyorsun kitapları? Toplatmıyorum kardeşim. Geçici bir süreliğine el koyuyor. Lan Kadir'im, senin demokrasi dediğin bu mu? Buna dikta yönetimi derler. Ne o? Beğenemedin mi deli Muzo? Fazla demokrasi cildi bozar. Bir taraftan da çorbaya bakıyoruz herhalde. Yani yeri geldiği zaman demokrasi rejimi, yeri geldiği zaman cukka rejimi. Tıkandım Kadir, tıkandım. Romanımı bir türlü ilerletemiyorum. Aman ilerlemesin bacanak. Aman ilerlemesin, yoksa yarın öbür gün senin romanlarını da toplatmak zorunda kalırım. Sen otur keyfine bak Bahriye Hanım. Bu işin koşuşturması çoktur, yorulursun. O oturduğu yerde yoruluyor zaten. Hem halkla ilişkiler müdürü olmak öyle kolay mı ayol? Bir kere prezentabl olmak lazım, yabancı dil bilmek lazım. Aa, siz çok mu iyi yabancı dil biliyorsunuz? Ben de iki kelime İngilizce kelam ederim evelallah. Ya sen ne anlarsın İngilizce'den? Babacığım anlamaz olur mu hiç? Annem buraya gelmeden önce tam iki gün İngilizce çalıştı. Aman ne haliniz varsa görün. Tasası bana mı düştü? Ben de oturup keyfime bakarım. E biz de onu diyoruz ya Bahriye Hanım. Otel 5149'a hoş geldiniz. For English dial 9. Dahili numarayı biliyorsanız tuşlayınız. Bilmiyorsanız resepsiyon için 1, restoran için 2, fitness center için 3, hamam için 4, sauna için... Alo, yanlış numara mı? Kardeşim. Kardeşim madem yanlış numara niye bizi yoruyorsun, iki saattir söylemiyorsun ya? Allah Allah, işimiz var gücümüz var. Tapu dairesi... Ne bileyim kardeşim ben tapu dairesini, kaçı tuşlarsan tuşla ya. Bir sürü kitap topladım patron. Hepsi bu kadar mı? Bu daha birinci partisi. Öyle mi? Aferin, bravo, harika, muhteşem, süper Rafi. Kimse görmedi değil mi Rafi? Yok patron, hele bir tanesinde elinde okuduğum kitap aldım, hiç fark etmedi bile. O salak Ekrem'dir. Kitap okuduğu için değil, karısına kitap okuyormuş gibi görünmek için kitabı elinde tutar. Bunlar nedir biliyor musun Rafi? Ha? Kitap işte patron. Kitap değil Rafi, kitap değil. Bunlar bizim için müşteri demektir. Müşteri de her gün 10 çay, 5 kahve, 3 alkollü içecek demektir Raf. Ya şuna baksana patron. İnsan odasını kapatıp bunu okuyana kadar en az 10 fıçı biri içer be. Ne 10 fıçısı Rafi, ne 10 fıçısı? En az 2 tanker bira içer, 2. Malları nereye yıkayım patron? Yık, buraya yık. Sizi seviyorum dandik personel. Sizi seviyorum. Olay budur işte, budur. Patron, gazeteleri bile aldım. Biraz daha zamanım olsa ilaç prospektüslerimi bile alacaktım. Açıyorum beni. Olmaz ki canım. Her taraf erkek kaynağı. Kaynasın kaynamasın ama... Yani hep size bakıyorlar. Yiyecek gibi bakıyorlar. İlahi teyzeciğim. Plaj bu. Kadınlar hamamı değil ki. Yani arada sırada erkekler de olacak haliyle. Ah, ne aradası yavrucuğum? Elini sallasan erkeğe çarpacak. Siz böyle elimizi kolumuzu bağlamışken nereye sallayacağız ki elimizi? Sallamayacaksınız tabii yavrucuğum. İti var, uğursuzu var. Ben sonra annenize, babanıza ne derim? Kızlar ellerini salladı, erkeğe çarptı dersiniz Aysel teyze. Bu kadar korkulacak ne var? Merhabalar efendim. Ben yeni halkla ilişkiler müdüreniz Müjgan. Nasılsınız? Teşekkür ederim ben de Aysel. Otelimizle ilgili herhangi bir şikayetiniz var mı efendim? Ah Müjgan Hanımcığım, şöyle aile işi bir tatil yapalım dedik ama her taraf erkek kaynıyor. Kızlar nereye gidiyorsunuz? Tuvalete teyzeciğim, tuvalete.
elimizi kolumuzu sallamadan. Saklayın, saklayın kitapları, saklayın çabuk. Bakalım şimdi odalarınıza kapanabilecek misiniz kitapsızlar? Bence birazdan sıkılıp çıkarlar. Sen ne yapıyorsun Çaça? Kitapları saklıyorum patron. İyi ver. Hadi bakalım, şimdi işimizin başına. Birazdan otelin restoran ve kafe bölümü müşteri kaynayacak. Adeta iğne atsan yere düşmeyecek. Peki o zaman biz ne yapacağız? Ne yapacağız patron? Yere iğne atmayacağız. İşçi sınıfın yükselişi. Yapmayın Aysel Hanımcığım. Bırakın kızları geçsinler, tozsunlar. Onlar daha genç. Ben de o yüzden rahat bırakmıyorum ya Müjgan Hanımcığım. Onlar daha çok genç. Akılları bir karış havada. Yani rahat bırakırsam gider iki serseri bulurlar anında. Merhabalar. Merhaba. Merhaba kızlar. Nasılsınız? Otursanıza. Yok, biz hiç oturmayalım Çağatay. Aysel teyze bizi sizinle otururken görürse çok kızar. O zaman ayakta duralım. Gözdeyle ayakta durmak bile güzel bir şey. Teşekkür ederim Rafi. Ama Aysel teyze bizi ayakta dururken görse de çok kızar. Bu Aysel teyzeyle işimiz var yani. Nasıl bir kadın bu ya? Canım bırakın flört etsin kızlar. Flört mü etsinler? Allah korusun, Allah korusun. İlahi Aysel Hanım, bunun Allah korumasıyla ne ilgisi var? Artık devir değişti. Ben de onu söylüyorum işte Müjgan Hanımcığım. İti var, uğursuzu var. Ama yapmayın, bir sürü aklı başında genç de var. Erkek değil mi şekerim? En aklı başında olanı bile uzak dursun bizden, aman uzak dursun. Hem bizim kızlar nerede iki sersem var, gider onu bulurlar. Bak yine kayboldular işte, gördün mü? Bakın isterseniz teyzemi atlatıp bir yerlere gidelim. Harika olur. Ama gidemeyiz. Ne demek gidemeyiz? Siz Aysel teyzeyi atlatabilirsiniz ama biz Kadir abi hayatta atlatamayız. İzin alamaz mısınız? Mümkün değil. Biz haftada 7 gün çalışıyoruz. Günde 25 saat. Olur mu canım? Bir gün 24 saat. Bravo, tebrik ederim. Ama birinin bunu Kadir abiye söylemesi gerekiyor. Neredesiniz siz sen? Neredesiniz? Bir kayboldunuz, bulabilen aşk olsun. Bu adamlar niye oturuyor burada? Niye oturuyor? Aysel Hanım, biz mi oturmak mı? Oradan öyle gözüküyor herhalde. Biz hanımefendiler ne içer diye soruyorduk. Ne zaman? Gözde. Kuzum, hayırdır? Nereye böyle elinde çiçekler filan? Sevgilinle mi buluşacaksın yoklara? Böyle şeyler deme Kadir'im. Tamam kızma oğlum. Biliyoruz insanın özel hayatı özeldir. Ama sen kamuya mal olmuş bir delisin Muzo. Eğer bir sevgilin varsa bunu herkes bilmeli. Böyle şeyler deme Kadir'im. Tamam. Sakin ol Muzo. Sakin ol. Sakin ol Muzo. Hadi git Muzo, yürü. Kadir, ne oldu? Ne bileyim ben ya. Muzo'nun elinde çiçekler falan görünce hayırdır sevgilinle mi buluşacaksın dedim. Birden parladı. Bu adamın kesin bir sırrı var Kadir. Her gün elinde çiçeklerle bir yere gidiyor. Ama takip ederken yolda izini kaybediyorum. Buluruz sırrını, buluruz. Geç hadi bacanak, geç içeri geçelim, geç. Anne, hadi gel denize girelim. Hiç keyfim yok kızım, sen git. Anne, sen taktın şu halkla ilişkiler müdürlüğüne. Ne güzel tatil yapıyoruz işte. Müjgan abla başına bela aldı, farkında değil misin? Başına bela mı aldı? Herhalde anneciğim. Her türlü şikayet ona gidecek. Bak, diyelim ki bu masa örtüsü kirli. Hemen çağıracaklar halkla ilişkiler müdürlüğünü, bir ton azarlayacaklar. Bak anne, müşteriyle uğraşmak çok zordur. Hülya.
Bu masa örtüsü kirli değil mi biraz? Yo. Kirli, kirli. Bak her taraf leke içinde. Rafi, Çoça, neredesiniz evladım? Bana halkla ilişkiler müdüresini çağırın bakayım. Şu deli muzonun sırrını bir çözebilirsen bacanak, romanım yarı yarıya bitmiş demektir. Bence ayağının altında fazla dolaşma Tankürt. Onun ne zaman ne yapacağı belli olmaz. Seninle konuşmamız lazım patron. Evet, biz düşündük haftada bir gün tatil yapmak bizim de hakkımız. Haftada bir gün tatil mi? Evet patron, izin istiyoruz. İnsanın sevgilisi olsa bile baş başa kalacak bir zaman yok ya. Tam da işlerin en civcivli olduğu zamanda ne izni, ne tatili. Burası birazdan müşteri kaynayacak. Hani patron, ortada kimse yok. Evet, kimse yok. Gelin bakayım siz benimle şöyle. Kardeşim, ben o kitapları size boşuna mı toplattırdım? Birazdan burası müşteri dolacak. O kadar müşteriyle ben tek başıma nasıl başa çıkacağım, nasıl göğüs gereceğim? Hadi işinizin başına, yalla, yalla. Yürü. İzinmiş. Yok Tankürt. Ben bunlara özel girişimin önemini hiçbir zaman öğretemedim. Efendim hoş geldiniz, iyi akşamlar, sefalar getirdiniz. Boş yeriniz yok galiba beyefendi. Ne demek yok, ne demek yok. Yaratırız efendim, hallederiz. Buyurun, buyurun böyle geçin. Buyurun Ekrem Bey. Sağ ol kardeşim, sağ ol. Şöyle alayım sizi. Buyurun efendim, buyurun. Pardon, bakar mısınız? Yemeklerimiz hala gelmedi. Tamam efendim, ben hemen getireceğim yemeklerinizi. Sizi birer bardak soğuk su için ben halledeceğim efendim. Hangi bardakta? Bardak da göndettireceğim hanımefendi. Çaça, oğlum niye bakmıyorsun müşteriye, servis yapmıyorsun? Bakacağım Kadir abi. Yalnız var ya, planımız acayip işe yaradı. Odalardan kitapları topladıktan sonra müşteri kendini yemeğe içmeye verdi abi. Oğlum sen benim hangi planımın işlemediğini gördün be? Yalnız Kadir abi, keşke birkaç tane kitap bıraksaydık. Bu sefer de müşteriye yetişemiyoruz abi. Ne demek yetişemiyoruz? Ne demek yetişemiyoruz? Yetişeceksiniz. Nerede o kara lahana? Hangi deliğe girdi? Vay be, işçinin ne çok hakkı varmış. Kadir abi hakkımız götürüyor, haberimiz yok. Bakın Bahriye Hanım, ben sizin uşağınız değilim. Ben bu koskoca otelin halkla ilişkiler müdüresiyim canım. Tamam, halkla ilişkiler müdüresi ne demek? Müşterisini memnun eden insan demek. Öyle değil mi Hülya? Öyle tabii. İşte garsonlarınızı çağırıp şu tabağı değiştirsinler. Siz söyleyemiyor musunuz Bahriye Hanım? Küçük dilinizi mi yuttunuz? Bunun için koskoca halkla ilişkiler müdüresi rahatsız edilir mi hiç canım? Ben de koskoca halkla ilişkiler müdüresini ezip geçmek istemedim. Bunda ne kötülük var ki? Evet. Annem haklı Müjgan abla. Yani siz dururken garsonlar necik ki? Dur sen bakalım. Bu daha bir şey mi? Halkla ilişkiler müdüresi olmak neymiş göreceksin. Rica ederim Oya Hanım, bizim otelimizde asla hırsızlık olmaz. Sizin bir yanlış hatanız olmasın. Ben yalan mı söylüyorum Kadir Bey? Odamıza girip bütün kitaplarımı çalmışlar işte. Ne münasebet, ne münasebet. Belki biri okumak için almıştır. Okuduktan sonra yerine koyacaktırdır. Okumak isteyen gelsin, benden istesin canım. Ne yapacağım ben şimdi kitapsız? Biz karı koca çıldırırız kitapsızlıktan Kadir Bey. Kim çaldıysa Allah razı olsun ondan. Tamam efendim, siz hiç merak etmeyin, ben hallederim. Çaça, efendim, oğlum Kadir Rafi nerede? Hürmetler efendim. Bilmiyorum Kadir abi ama bulsan iyi olur, tek başıma müşteriye yetişemiyorum. Tamam, sen servis yap, ben onu bulurum. Afiyet olsun efendim, afiyet olsun. Buyurun efendim, balıkları kendimiz tutuyoruz. Kudret amca kendi tutuyor. Bazen ayakkabı tuttuğu oluyor ama olsun. Buyurun, afiyet olsun. Sinir oldu, sinir. Anne fazla üstüne düşmeyin, vallahi görevinden istifa filan eder. Dur canım, yeni başladık. Halkla ilişkiler müdüresi olduğuna pişman edeceğim onu. Müjgan Hanım, bakar mısınız? Ne var Bahriye Hanım, ne var? Niye kızıyorsunuz Müjgan Hanım? Derdimizi kime anlatacağız biz? Ne oluyor burada Müjgan? Hiç sormayın Sinan Bey. Halkla ilişkiler müdüresinden şikayetçiyiz. Hiç ilgilenmiyor bizimle. Müzik
inanmıyorum. İnanamıyorum. İnanmak istemiyorum. İçeride müşteri hizmet bekliyor. Bizim süt olan burada oturmuş keyif çatıyor. Ne keyif çatmaz patron? Tam tersi. Okuyup bileşleniyorum. Mesela Çaçı ile ben neden sendikamız yok söyler misin? Sendika mı? Ne sendikası? Sendika da nereden çıktı? Bak işte, insan okumadan bilemiyor bütün bunlar. Bırak, bırak bu ağızları. Yürü, hadi işinin başına. Yalla, çabuk ol. İnanmıyorum ya, inanamıyorum ya. Ya Çaça, bizim sendikamız niye yok? Sendika mı? Evet, sendika. Yani sendikamız olmayınca toplu sözleşme hakkımız da kaybediyoruz. Ha, öyle mi oluyor Rafi? Tabii, bu bağlamda biz proteller izliyoruz Çaça. Ya ne diyorsun sabah sabah Rafi? Al, oku. Ben çok bilinçlendim, çok. Sabaha kadar kitap okudum. Böyle giderse sezon sonuna kadar köşeyi döneriz ha. Günaydın Kadir. Günaydın Sinan abi. Nasıl gidiyor bakalım? Fevkalade çok güzel. Adeta dudak uçuklatıcı Sinan abi. Vallahi bravo sana Kadir. Ya ne yaptın ettin şu kafe restoranı doldurdun. Bir gün önce sinek avlıyorduk. Dün gece yer yoktu ya. Etteveciğiniz Sinan abi. Asıl başarı sizin. Benim gibi bir dahi otelinizin başına genel müdür yaparak asıl başarının mimarları sizler oldunuz. Ya bunun yaptığı bir şey yok. Tesadüfen olmuştur. Dün gece müşterilerin yiyesi içesi tutmuştur. Teessüf ederim baba. Şu onunu bir kere takdir etsen ölür müsün yani? Doğru söylüyor Kadir Kudret abi. Neyse hadi gidip kahvaltı edelim. Çok acıktım ben. Dünyanın hiçbir yerinde işçiler haftada 7 gün çalışmıyorlar ya. Bir sen bir de ben. Bak bu konuda haklısın abicim. Şöyle kız arkadaşlarımızla dolaşmaya bile çıkamıyoruz. Aslında çıkabiliriz. Saçmalama Rafi. Çok kitap okumaktan beynin sulanmış oğlum senin. Kadir abi hiç izin verir mi? Ya izin vermesi gerekmiyor ki. Grev yaparız. Aslında doğru söylüyorsun Esmer Bomba. Grev yapıyoruz, çalışmıyoruz dersek ne yapabilir ki abicim? Tamam o zaman grev yapıyoruz. Şu andan itibaren herhangi bir işiyle ilgilenmeyeceğiz. Evet abicim, ilgilenmiyoruz. Günaydın. Günaydın Çağatay. Günaydın. Merhaba kızlar. Ne istersiniz? Kahvaltı istiyoruz Çağatay. Ben hemen hazırlıyorum. Çaça, grev yaptığımızı ne çabuk unuttun? Grev mi? Ne grevi? İlahi anne. Yani Müjgan abla iyice sinir olmaya başladı sana. Senden de korkulur ha. Korkulur değil mi? İntikamım işte böyle kötü olur benim. Her şey bir tarafa. Tuvaletleriniz çok pis. Lütfen temizler misiniz deyince suratı mosmor oldu. Günaydın. Günaydın. Günaydın anne. Günaydın hanımlar. Günaydın Hülya. Günaydın canım. Müjgan kalkmamış mı daha? Halkla ilişkiler müdüresi olmak kolay değil. Yoruluyor kadıncağız. Ben kahvaltı getireyim. Tamam Hülya. Kusura bakmayın. Grevde olduğumuz için size kahvaltı hazırlayamadık. Ama ben kendi ellerimle besleyeceğim seni. Aç. Oh, oh canım, canım. Ya sizinle vakit geçirecek bir saatimiz bile yok Pelin. Evet, bu yüzden grev yapıyoruz. Ay, çok romantik. Bizim için mi grev yapıyorsunuz? Öyle de denilebilir. Ya patronunuz sizi kovarsa? Kovarsa kovsun Pelin. Senin için her şeyi göze alırım ben. İnanmıyorum ya, olaya bak. Benim için şiir yazıp beste yapan çok oldu ama grev yapanıyla ilk defa karşılaşıyorum. Günaydın arkadaşlar. Rafi, bir çay ver de içeyim ya. Bundan böyle kendi çayını kendin alacaksın Tankut abi. Bu iş yerinde grev var. Ha? Grev mi var? Ne demek ne grev yapıyoruz? Ne demek grev yapıyoruz? Siz aklınızı mı kaybettiniz? Yok patron, tam tersi. Aklımızı başımıza geldi. Bir gününe bir kitap okudum, hayatım değişti. Bir kitap mı okudun, ne kitabı okudun? Kazdığın kuyuya kendin düştün işte Kadir'im. Odalardan toplattığın kitapları herkes okuyuverince
akılları başlarına geldi işte. Artık grev de yapalım, boykot da ele ele. Ne edeceksin şimdi? Sus bakalım, psikopat seni. Ne varıyorsun emekçi kardeşimize Kadir abi? Ağzını yerim senin be Muzo. Evet abicim, artık maymun gözünü aç, yeter artık be. Çaça, kendine gel. Oğlum bari sen uyma bu şebeleye. Bak Çaça, işlerimiz tam yoluna girmişken, müessesemize müşteri akın ediyorken, bari sen yapma gözünü seveyim ya. Çaça, Rafi, ne oluyor kardeşim burada? Ya grev yapıyoruz dedik ya Tankut abi. Haftada bir günlük tatil iznimizi işverenden sörke sörke alacağız. Nereye gidiyorsunuz çocuklar? Nereye gidiyorsunuz? Sizin için bir sakıncası yoksa denize gireceğiz Aysel teyze. Benim için bir sakıncası yok ama sizin için var yavrularım. Uzmanlar bu saatte güneşe çıkmana çok sakıncalı olduğunu söylüyor. Güneş yağımız var teyze. Aman canım, o yağ sizi ne kadar koruyacak? Erkeklere karşı korumadığı kesin tabii. Şimdilik sadece güneşe karşı koruyor. Durun durun, ben de sizinle geliyorum. Öyle yalnız başınıza denize giremezsiniz. Gelin tabii 36 faktör Aysel teyze. Siz bizi hem güneşten korursunuz hem de serserilerden. Bir daha duymayacağım bu lafları. Bir daha duymayacağım. Tankut, gözünü seveyim şu isyancılara bir şey söyle. Tuttukları yolun doğru olmadığını anlat. Bak sen entelsin. Belki seni dinlerler hadi. Ben naturam itibariyle her zaman proletaryadan yanayım bacanak. Kusura bakma. Arkadaşlar, bu haklı mücadelenizde sizleri destekliyorum. Ben de destekliyorum gari. Arkadaşlar, greviniz hayırlı uğurlu olsun gari. Sus Allah'ın delisi. Deli olmasam ben sana sorardım. Ben bir tek Muzo deli zannediyordum. Hepiniz kayışı kopartmışsınız. Ben gösteririm size. Kadir Bey, Kadir Bey, düz sesimizi. İşte bu işinin ayak sesleri. Kadir Bey, Kadir Bey, düz sesimizi. İşte bu işinin ayak sesleri. Tutmak sabır işidir Kudret abi. Bırak Allah aşkına Sinan ya. 3-5 kuruş verip satın almak varken neye uğraşıyorsun böyle ya? Ne uğraşması Kudret abi, bu bir keyif. Baba, Sinan abi. Baba, Sinan abi. İsyan çıktı. Otelde isyan çıktı. İsyan mı? Evet. Ne diyorsun sen Kadir ya? Ne isyan ya? Otelde müşteriyle ilgilenecek bir tek adam bile yok. Ne istiyor kardeşim bunlar? Huzur mu batıyor? Ne bileyim baba. Durun, durun. Telaşlanmayın canım. Hallederiz. Halleder miyiz? İyi. İşte, işte bölücüler Sinan abi. Haftada bir gün izin verelim, kabul. Ama maaşlarının iki kata çıkartılmasına karşıyım ben. Sen karşı olmasan bile ben otelin genel müdürü olarak karşıyım Sinan abi. Yedikleri önlerinde, yemedikleri arkalarında. Üstelik otelin çarşafını kesip kendilerine grev gözcüsü önlüğü yapmışlar. Daha ne istiyorlar ya? Dayak istiyorlar, dayak. Ne demişler? Nus ile ustalmayanı etmeli tektir, tektir ile ustalmayan aklı kötektir. Madem grevdeyiz abicim, niye bizim kızları alıp gezmiyoruz? Olmaz Çaça. Olmaz mı? Abicim nasıl olsa burada oturuyoruz. Ha burada oturmuşuz, ha başka yerde. Ya Çaça, biz grev gözcülüğünü yapıyoruz Çaça. Olur mu öyle şey? Ya olmaz mı abicim? Biz burada neyi gözlüyoruz? Ya ne bileyim ben, maktab öyle yazıyor. Adetlere böyleymiş. Allah Allah, ne kitapmış be abicim. Çalışmazlarsa çalışmasınlar kardeşim. Ben kimseye zammam yapmam. Sen yapsan bile otel 5149'un genel müdürü olarak ben yapmam baba. E ne yapacağız peki Kadir? Öyle ha deyince garson bulunmaz ki. Tamam Sinan abi, merak etme, hallederiz. Piyasada garsondan çok ne var? Aha, işte iki tane geliyor bile. Hoş geldiniz Müşken Hanım. Buyurun böyle geçin. Hulya, size müjdeli bir haberim var. Aa, ne müjdesi Kadir? Söyle çabuk, ne oldu? Seni otelin genel koordinatörü yapıyorum. Annemi de otelin genel koordinatör yardımcısı.
genel koordinatör ne demek? Yani müşterilere çay götürmek, efendim söyleyeyim hesap almak, kül tablolarını boşaltmak gibi işlerle uğraşan stratejik bir departmanın başına geçiyorsunuz anneciğim. Şuna kısaca garsonluk desene Kadir. Ben uzunca genel koordinatör demeyi tercih ederim Hulya. Ne yapayım yani? Rafi ile Çaça işi bıraktı. Bir süre idare edeceksiniz. Çalışsınlar tabii ayol. Ben bile halkla ilişkiler müdüresi olarak sabahtan akşama kadar çalışıyorum vallahi. Kolalarımız geldi. Buyurun. Buyurun Aysel Hanım. Teşekkürler. Anne, şu yan masa kül tablası istiyor. Ayrıca bu masaya da ızgara gidecek. Bir de şu iki masa örtüleri değişecek. Bir de mutfağa kadar gideceğim. Kola sipariş edilecek, tamam mı? Yavaş ol kızım. Kaç elin var benim? Ne bileyim anne ben. Yenge. Ayıp oluyor ama. Asıl size ayıp oluyor Çaça. İşi bıraktığınız için bütün işleri biz yapmak zorunda kalıyoruz. Bir dakika. Biz işi bırakmadık ki. Biz grev yapıyoruz. Asıl sizin yaptığınıza grev kırıcılığı denir. Aman be. Hadi ben biraz eksiyim. Emme bu adam benden de eksik. Kaç gündür peşime takıldı, dibimden ayrılmayalım. Çok enteresan bu adam, çok. Ama bugün bütün sırrını çözeceğim roman kahramanımın. Elinde bir demet çiçekle her gün nereye gidiyor öğreneceğim. Yine peşime takıldı. Ben seni yolda etmesin bilirim. Ben grev kırıcılığı anlamam Rafi. Sanki ben çalışmaya çok meraklıyım. 3 gün dayanamadınız ha. Çalışacağız yenge. Ama önce Kadir abiden sosyal haklarımızı geri almalıyız. Evet. Sosyal haklarmış. Desenize sezon sonuna kadar bu işler bana yıkıldı. Biraz daha hızlı çalışın Bahriye Hanım. Müşteri servisin gecikmesinden şikayet ediyor. Görüyorsunuz koşturuyorum. Hem siz kim oluyorsunuz da beni böyle azarlıyorsunuz? Ben bu otelin halkla ilişkiler müdiresiyim Bahriye Hanım. Yani sizin üzerinizde bir konumdayım. İşini yapmayan herkesi azarlarım. Yeni garsonlar bulmamız lazım Kadir. Bizim çocuklar çalışmamakta kararlı görünüyor. Merak etme, hallederiz Sinan abi. Gelip ayaklarıma kapanacaklar çalışmak için. İnşallah dediğin gibi olur. Hallederiz dedim ya Sinan abi. Niye bu kadar dert ediyorsun? Hem annemle Hulya bu işi pekala götürebilir. Öldüm yorgunluktan. Allah'ım dayanamayacağım. Bu ne uyuşukluk Bahriye Hanım? Müşteriler hala servis bekliyor. Görüyorsunuz çalışıyorum. Çabuk olun Bahriye Hanım, hadi tempo. Tempo Bahriye Hanım, tempo. Sana sabır var. Bu daha bir şey mi Bahriye Hanım? Senin bana yaptığını yanına koyacak değilim herhalde. Neredesin hayatım? 2 saattir seni bekliyorum. Ya teyzemi uyutup anca gelebildim Çağatay. Ay Çağatay, bir gören olacak. Canım teyzen görmedikten sonra ne olacak ki? Ya ne yapıyorsun? Yarınki hakkımı kullanıyorum hayatım. Teyzen uyanıkken yanına bile yaklaşamıyorum. Hadi gel sahile gidelim. Hadi. Benim için grev yaptığını hala inanamıyorum Rafi. Ay bu çok romantik diyorlar. Aşk için her şeyi göze alırım ben. Aşkımız için açlık grevi de yapar mısın Rafi? Bizim aşkımızı iyi bir şey olacaksa neden yapmayayım? Yalancı anne senin bu oğlun, yalancı.
Her sene böyle yapıyor. Sen oturup keyfine bakacaksın, tatil yapacaksın diyor. Sonra da beni hep böyle çalıştırıyor. Böyle olacağını bilseydim ben de gelmezdim. Hadi ben bilmiyorum ya sen? Eşek bile aynı çukura iki kez düşmez kızım. Teessüf ederim anne. Siz bana eşek mi demek istiyorsunuz yani? İyi günler. Otel 5149'a hoş geldiniz. For English Dahil. Eğer dahil numarayı biliyorsanız lütfen tuşlayınız. Bilmiyorsanız resepsiyon için biri, restoran için iki, hamam için üç. Dombili? Dombili sen misin? Dombili, niye söylemiyorsun oğlum Dombili'yim diye? İki saattir adamı boş yere konuşturuyorsun. Evet, iyi. İyi, işler fena değil. Fena değil de bu çaçayla Rafi greve gitti. Bana bak, sen ufak ufak ısınmaya başla. Eğer bu isyancılar işe başlamazlarsa seni oyuna sokacağım. Tamam mı? Nereden arıyorsun sen? Ofisten mi? Dombili, kapat çabuk o telefonu. Sen beni batıracak mısın kardeşim? Kapat, hadi. Bacanak, bittim bacanak, mahvoldum. Hiç halim kalmadı. Oh, bu deli muzu var ya, bu deli muzu. Sonunda beni de delirtecek bacanak. Aşkımız için başka neleri göze alabilirsin Rafik? Her şeyi göze alırım sevgilim. Mesela bir gökdelenin tepesine çıkıp kendini aşağı atabilir misin? Atarım ama bunu aşkımıza faydası olacağını hiç sanmıyorum Gözde. Faydası olsa atarsın ama değil mi? Gözüm bile kırpmam. Aşkım benim. Sonra Kadir abi dedim ki zam yapmazsan yapma. Ben 4 sene Honolulu'da barmenlik yapmış adam. Hawaii'den, Miami'den her yerden beni istiyorlar. Merhaba. Merhaba, iyi akşamlar. Merhaba. Pelin, bu duyduğuna inanamayacaksın. Rafi aşkımız için kendini bir gökdelenin tepesinden aşağı atabilirmiş. Ben de atarım Pelin. Hatta yere düştükten sonra bir daha çıkarım, bir daha atarım. Ya. Evet. Bakar mısınız lütfen? Ay. Geliyorum efendim, geldim. Deli muzunun sırrını bir türlü çözemedim bacanak. Her gün elinde bir demet çiçekle bir yerlere gidiyor. Peşinden gidip takip etsene. Entel bacanaktan küt. Takip ediyorum bacanak. Ama ne yapıyor ediyor? Yolun bir yerinde izini kaybettiriyor. Bu yüzden romanım ilerlemiyor. Aslında muzo konusunda sana yardım edebilirim. Ama sen de bana yardım edeceksin. Şu bizim dandik personelle bir konuşsan da grevi bıraksalar. Bu konuda yardım edemem bacanak. Onlar mücadelelerinde haklı. O zaman sen tek başına çöz deli muzonun sırrını. Entel dantel bacanak tenküt. İşler çok iyi gidiyor Kudret abi. Yalnız şu garson meselesini çözmemiz lazım. Ya Bahriye ile Hülya çalışıyor ya Sinan. Boş boş oturacaklarını işe arasınlar. Ben daha fazla dayanamayacağım Kudret. Ay ben de dayanamayacağım ya. Garsonluk yapmaya gelmedik ki baba. Oho! Daha bir gün bile çalışmadınız ya. Kolaysa gelin bir gün de siz çalışın bakalım. Yapmayın çocuklar. İstanbul'da böyle mi konuştuk sizinle ya? Ya şu kadar para veririz dedik, siz de kabul ettiniz. Şimdi niye kıvırıyorsunuz? Kıvırır baba bunlar, kıvırır. Ben çok iyi bilirim. Bunlar verdikleri sözde de durmaz. Ya biz size grev yapmayacağız diye söz vermedik ki patron. Evet Sinan abi, şimdi bir şey söyleyeceğim. Yine kızacaksın Kudret amca. İstanbul'daki hesap asosa uymuyor ki. Şöyle sevgilim alıp dolaşayım desem dünya kadar para gidiyor. Tabii sevgilinle dolaşacağın vaktin varsa. Haftada 7 gün çalışıyoruz. Haftada 7 gün çalışıyoruz. İyi ya işte. Size ben haftada bir gün izin versem gider paraları kızlarla yersiniz. Kazandığınız para da yetmez o zaman tabii ya. Genç, ve gizemli adam hamakta kestirir. Ilık bir meltem esmekteydi. Ne
Lan kardeşim, rahat ver de iki satır bir uyku uyuyan be. İki satır uyku uyuyalım be dedi. Genç adamın bakışlarındaki sertlik adeta fırtına öncesi sessizliğin habercisiydi. Genç adam ağır adımlarla ilerlerken... Muzo, kardeşim bak yanlış anladın, bak senin anladığın gibi değil. Dur bir dakika güzelim. Muzo, gelme üstüme ya. Muzo, Allah Allah. Muzo, Muzo gelme. Adam çaldırdı. Pişti. Bakın çocuklar, haftada bir gün izin veririz. Bu olur. Ama zammam istemeye kalkmayın. Şurada çalışmaya başlayalı kaç gün oldu ya? Olmaz patron. En az %50 zam isteriz. Evet ama yeme içme hariç. Bana bakın. Benim kafamın tasını attırmayın. Adam gibi çalışın, paranızı kazanın. İstediğimiz zammı vermezseniz greve devam ederiz. Kusura bakmayın Kudret amca. Evet, gerekirse de açlık grev bile gireriz. Tamam, açlık grevine girin, ona bir şey demem. İşleri aksatmayın, yeter ki güzel güzel çalışın. Bir taraftan da açlık grevinizi yapın. Olmaz patron, yemezler. O zaman yeni garsonlar bulacağız. Başka çaresi yok. Kadir abi zam falan vermiyor Pelin'cim. Grev mrev dinlemiyor. Ne olacak? Başka birilerini arıyorlar ama biraz zor bulurlar. Benim gibi birini hiç bulamazlar. Vay vay vay. Demek ateş bacayı serdi ha? Sizin yerinize başkasını bulurlarsa ne yapacaksınız? İstanbul'a geri mi döneceksiniz? Bilmiyorum aşkım. Ama ben seni bırakıp hiçbir yere gitmem. Ya canım. Canım canım. Demek bırakıp gidemezsin ha Çaça efendi. Bunu daha önceden söylesene güzelim. Bak şimdi işler değişti işte. Sağ ol kızım. Afiyet olsun. Hülya, bizim yerimize çalışacak birilerini bulabilecekler mi acaba? Ay tabii bulurlar anneciğim. Yani hem bizi güvenip başlar sanki oteli. O da doğru. Bulsunlar başka birilerini. Ben bu yaştan sonra kimselere hizmet edemem. Anne, hem Kadir başka birini bulamasa bile alavereyle dalavereyle Çağatay'la Rafi'yi kandırır. Kandırır vallahi. Yapma Kadir abi. Kardeşim, sizin grev yapma hakkınız varsa benim de lokant yapma hakkım var. Bu benim en demokratik hakkım ve ben de lokant yapma hakkımı kullanıyorum. Yapma Kadir abi, bizi kapı dışarı edemezsin, ne olursun. Yok ya, edemez miyim? Ederim, bal gibi ederim, ettim bile. Hadi bakalım, yallah, yürüyün, yallah. Ya patron, biz burada beş parasız ne yapacağız ya? Onu grev yaparken düşünecektin. Onu grev yapacağım diye benim çarşafları kesip grev gözlüğü önlüğü yaparken düşünecektin. Afyon mermeri. Kaymağı olacak Kadir abi. Afyon kaymağı. Hiç olmazsa bir süre daha burada kalmamıza izin ver Kadir abi. Ben Pelin'i bırakıp hiçbir yere gidemem. Ben de Gözde. Tabii gidemezsiniz. Ben de aşık olsam ben de sevgilimi bırakıp gidemem. Ben Hülya yengenizi bırakabiliyor muyum? Ama siz parayı seçtiniz. Para gözler. Bakın, bir Sri Lanka atasözü ne der biliyor musunuz? Bırak şimdi atasözünü, Sri Lanka'yı, Vietnam'ı, Kamboçya'yı Kadir abi. Bak seninle anlaşabiliriz. Biz zammam istemiyoruz. Öyle değil mi lan Rafi? İstemeyiz tabii patron. Kardeşim, bu saatten sonra bedava çalışsanız da istemem. Ya ne yapışkan şeysiniz siz? Hadi ikileyin. Giderken çarşafımı da bırak, tamam mı? Şu kardeşlerine bir güzellik yap Kadir abi. Zam falan istemeyiz. Hatta hiç para istemeyiz. Gerekirse haftada 7 gün çalışırız. Değil mi lan Rafi? Evet. Hatta gerekirse ben haftada 8 gün çalışırım. Param olsa üzerine de para veririm patron. Olmaz kardeşim, olmaz, olmaz. Kadir abi lütfen. Yapma acı bize. Ya, ne olur patron. Elini ayağını. Ne olur.